Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Erimdat. Karşınızda önümde görmüş olduğunuz gibi Monster'ın yeni bir bilgisayarı bulunuyor. Monster'ın Abra serisinden geliyor. Abra A5 ve 17.2 modeli bizlerle. Peki Abra serisi neden önemli aslında ondan biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Bildiğiniz gibi Monster bir oyuncu bilgisayarı firması olarak adlandırılıyor ama birçok farklı serisi de bulunuyor. Özellikle okul, iş ve bütün öğrenciler için de modelleri var ama özellikle Abra serisiyle hem fiyatı hem de performansı oynayan bir seri olduğunu da söyleyebilirim. Zaten kendisine baktıktan sonra bir oyuncu bilgisayarı olduğunu da anlayabiliyorsunuz. Özellikle ön tarafına yerleştirmiş olan stickerlara baktığımızda bir oyuncu bilgisayarı olduğunu da hemen anlayabiliyoruz. Çünkü burada baktığımızda da Intel Core i5 işlemcisi olduğunu, sonrasında GeForce RTX bir ekran kartı olduğunu anlayabiliyorsunuz. O yüzden sizlere direkt ekran kartı kısmını anlatmaya başlamak istiyorum. Nedir bu RTX? Onlardan biraz bahsedelim aslında. Şimdi RTX ekran kartları içerisinde yer alan tensör çekirdekleri sayesinde bildiğiniz gibi yapay zeka işlemlerini hızlandırabiliyorsunuz. Sanat, tasarım gibi alanlarda çalışanlar için de Nvidia Studio var burada ve Nvidia ekosisteminde olduktan sonra da RTX ekran kartları sayesinde profesyonel bir şekilde çalışmalarınızı yapabiliyorsunuz. Bunun dışında yaratıcı uygulamalarla beraber de hızlandırılmış özelliklerle de birlikte geliyor burada RTX grafik kartları. Devam ettiğimde ise burada GeForce RTX 30 serisiyle beraber de bilgisayarın hem çoklu işleve yani oyun ve üretkenlik veya mobilite gibi işlemlerde çok daha iyi bir performansa sahip olabiliyorsunuz ve içerdiği yapay zeka destekli DLSS başta olmak üzere de burada birçok özelliği de beraberinde getiriyor. Bununla da kalmıyor tabii ki de GeForce RTX dedikten sonra aklımıza aslında artık ilk olarak ışın izleme teknolojisi de geliyor. Işın izleme sayesinde de oyunlardaki grafikler için önemli olan bu ışık olsun, global aydınlatma olsun, ışık saçan dokular ve gölgeler olsun bunlar çok daha iyi bir şekilde sizlere gösterilebiliyor. Yansıma ve çevresel perdeleme gibi ışın hareketleri sonucunda ortaya çıkan efektlerle beraber de gerçekten akıcı bir oyun deneyimini ve gerçekçi bir oyun deneyiminde yaşayabiliyorsunuz. Bu şekilde de oyun dünyası içerisindeki oluşturan sanal ışınlar da izlenerek hesaplanıyor ve sizlere de gösterilebiliyor. Peki DLSS tarafında nelerimiz var? Onlardan da bahsedelim şimdi. DLSS Nvidia'nın geliştirmiş olduğu bu da aslında bir yapay zeka algoritması. Kısa olarak anlatırsak Nvidia RTX ekran kartları üzerine yer alan tensör çekirdekleri sayesinde de oyunlar daha düşük bir çözünürlükte hesaplanıp sonrasında ekran çözünürlüğüne yükseltiliyor. Bu yüzden de aslında DLSS ile beraber de FPS artışlarında yaşayabiliyorsunuz. Böyle bir teknolojide bulunuyor içerisinde. Peki RTX kısmında bunları anlattıktan sonra aslında bilgisayar geri kalanını anlatmaya başlayalım. Şimdi tasarım kısmına baktıktan sonra hem güçlendirilmiş plastikten hem de alüminyumdan oluşan bir kasası bulunuyor ki aslında çok da ağırda sayılmaz yaklaşık olarak 2.2 kilogram ağırlığına sahip standart bir düzüstü bilgisayar ağırlığında olduğunu da söyleyelim. Özellikle içerisinde ekran kartı bulunduktan sonra 2.2 kilogramlık ağırlık gayet ortalama bir değer olarak da söyleyebilirim. Boyut kısmına baktığımızda ise burada 361 milimetrelik boyu, 258 milimetrelik bir eni ve 24.925 25 milimetrelik de bir kalınlığı bulunuyor. Bunun dışında da port konusunda gerçekten çok zengin bir bilgisayarla beraberiz. Bir adet USB 2.0 portumuz bulunuyor. Bir adet USB 3.2 Gen 1 tip A çıkışımız bulunuyor. Bir adet USB 3.2 Gen 2 tip A çıkışımız bulunuyor. Bunun dışında bir adet de USB 3.2 Gen 2 tip C çıkışımız da bulunuyor ki gerçekten de hızlı bir veri aktarımını sağlayabiliyorsunuz. Bir adet tabii ki HDMI portumuz yer alıyor. Bunun dışında tabii ki kulaklık girişimiz yer alıyor. Dahili mikrofonumuz tabii ki içerisinde yer alıyor. Bunun dışında da dahili kart okuyucumuz var. Yani SD kartını taktıktan sonra belgelerinizde bu SD karttan aktarımını da gerçekleştirebiliyorsunuz ve gigabit internet desteğimiz de bulunuyor. Bu sayede yüksek hızlı internette kavuşabiliyorsunuz. Şöyle bir şey söyleyeyim söyleyeyim tasarım kısmında bildiğiniz gibi klavyede bir RGB'miz var. Bunu da renklendirebiliyorsunuz. Siz kendiniz hangisini istiyorsanız da o rengi de ayarlayabiliyorsunuz. Klavyede birçok farklı rengde bulunuyor. Yani RGB tek bölge klavye ile beraber de bunu yapabiliyorsunuz. Tabii ki bir kameramız da var. Online toplantılarda, görüşmelerde de işinize çokça yarayacağını da söyleyebilirim. E tabii ki sürekli filmlerinizi, dizleriniz veya oyunlarınızı sürekli kulaklıkla beraber de dinlemek istemiyorsanız da burada iki adet hoparlörümüz bulunuyor. Bunlar da 2 watt gücünü sizlere sağlayabiliyor. Yani toplamda 4 wattlık bir çıkış gücü olduğunu söyleyebilirim. Ben izlediğim içeriklerde herhangi bir problem yaşamadım. İki hoparlörün de kalitesi gayet iyi bir şekilde bana sunuluyordu. Ha, e tabii ki hoparlörden kastım da şu. Güzel bir şekilde sesleri verebiliyor. İçerisinde Sound Blaster sinema ses sistemi de bulunuyor. Bu yüzden de sesleri iyi bir şekilde sizlere yansıtabiliyor. Peki ekran tarafında nelerimiz var? Ondan bahsetmek istiyorum. Gerçekten de bir oyuncu bilgisayarına yakışan ekran olduğunu söyleyelim. Çünkü oyuncu bilgisayarında olan standartları sağlamayı çok iyi bir şekilde başarabiliyor. 15.6 inçlik bir ekranımız var. 1920 1080 çözünürlüğü yani Full HD çözünürlüğü biz sunabiliyor. Ayrıca 144 Hz'lik bir yüksek tazeleme oranı da var ki oyunlarda da olsun, arayüzde de olsun veya siz internette surf yaparken de akıcı bir deneyim de sunabiliyor. Ayrıca Ahva Mat LED ekran da beraber de geliyor. Bu yüzden de parlamayı da yapmıyor. Özellikle çok güneşli bir ortamda çalışıyorsanız da ekranın herhangi bir şekilde yansımaları da yapmıyor. Oyunlarda keza öyle. 144 Hz olduktan sonra yüksek FPS değerlerinde oyunu oynarken de akıcı bir deneyim sunduğunu bizlere burada kanıtlayabiliyor. Peki şimdi gelelim işin performans kısmına. Aslında aslında bunun içerisinde neler var? Hangi işlemciyle, hangi RTX serisi ekran kartı bulunuyor? Onu da söyleyeyim sizlere. İçerisinde Intel Core i5-11400H işlemcisi bulunuyor. H dediğimiz şey zaten yüksek performansa yönelik bir işlemci olduğunu da söyleyebilirim. Ekran kartı tarafında ise burada Nvidia GeForce RTX 3050 Ti bulunuyor. 4 GB modeli ve tabii ki de GDDR6 ile beraber de geliyor. Şimdi güzel bir kombinasyon olduğunu söyleyebilirim. Özellikle işlemci bakımından i5 olarak tutulması birazdan fiyatı oynadığında göstergesi olarak da söyleyebilirim. Ekran kartı tarafında ise 3050 Ti olduktan sonra biraz daha overclock edilmiş hali olarak dikkat çekiyor. O oyunlarda da gerçekten güzel bir performans alabiliyorsunuz. Keza dediğim gibi standart kullanımda da diğer işlerinizi yapmakta da herhangi bir problemle karşılaştığımı ben hatırlamıyorum. Devam ettiğinde içerisinde 8 GB'lık bir RAM bulunuyor. Bunu tabii ki de 1x8 olarak sunuyor. Yani 2 tane 4 GB'lık bir RAM sunmuyor. Standart olarak 8 GB'lık bir RAM var. Bu şekilde sadece 8 GB üzerinde çalışıyor. E tabii ki siz Monster sitesine girdikten sonra da birçok farklı konfigürasyonu yapabiliyorsunuz. RAM'inizi, hafızanızı her şekilde arttırabiliyorsunuz. İstiyorsanız da ekran kartını da güncelleyerek daha güncel bir ekran kartı, daha güçlü bir ekran kartını da tercih edebiliyorsunuz ama tabii ki fiyatlarda da değişiklik gösterebiliyor bu durumda. Bu RAM'ler de tabii ki DDR4 ile beraber çalışıyor ve 3200 MHz'de çalıştığını da sizlere söyleyebilirim. Bunun dışında içerisinde tabii ki bir SSD'miz bulunuyor. Burada da M.2 SSD'miz var ve 500 GB'lik bir depolama alanı bizlere sunabiliyor. E tabii ki bunda da kalmıyor. Ayrıca bir SSD yuvası da bizlere sunabiliyor. Burada da yine M.2 SSD de sunabiliyor. Bu yüzden de hafızanızı arttırabiliyorsunuz. Çoğu kişi 500 GB ile yetmeyebilir ama dediğim gibi bu şekilde de hafızanızı arttırabiliyorsunuz. Peki bu konfigürasyonla beraber nasıl bir performans alıyorsunuz? Performans testlerine neler yapıyorsunuz onu da sizlere göstereyim. Evet görmüş olduğunuz gibi performans testleri de bu şekildeydi aslında. Olması gerektiği gibi performans gösterdiğini söyleyebilirim. Yaptığım bütün testlere baktığınızda özellikle bu konfigürasyondaki işlemci ve ekran kartıyla yüksek bir performans sunduğunu da ekleyebilirim. Peki oyunlar kısmında neler yapıyor aslında burada? Tabii ki de güzel bir performans gösterebiliyor. Özellikle RTX'e beraber de güzel bir deneyim sizlere sunabiliyor oyunlar tarafında. Ben burada 4 tane oyun oynadım. Onları sizlere söylemek istiyorum. Burada tabii ki de PUBG oynadım. PUBG oynarken de ayarları en yüksek ayarları çekip de oyunu deneyimlemek istedim burada. Yüksek ayarlarda 100 FPS aldım ortalama olarak. Yani akıcı bir deneyim bana sunmayı başardı. Hem grafik tarafında bu şekilde olması yani yüksek grafikler sunması ve FPS tarafında da yüksek FPS sunmasıyla da hem görsel bir deneyim hem de akıcı bir oyun deneyimi bana sunabildi. Devam ettiğinde burada RTX tarafında neler yapacak diye baktığımda da şunu söyleyebilirim. İki farklı oyun oynadım burada da. Bir tanesi Minecraft bir tanesi kontrol olarak oynadım. Minecraft'ta burada RTX kapalıyken ve yüksek ayarlardayken 110 FPS aldım. RTX'i açtık sonra tabii ki çok güzel bir şekilde renklendirebiliyor ortalı Özellikle ışık ve gölgeler tarafında mükemmel bir görüntü ortaya çıkıyor. Burada da 55 FPS'lik bir değer aldım. Yani standart olarak 55-60 FPS aralığında oynayabileceğinizi de söyleyebilirim. Kontrol tarafına geldiğimde ise burada RTX açıkken 80 FPS ama yüksek ayarlarda yani en yüksek ayarlarda oynadığımda 80 FPS'lik bir deneyim de elde ettiğimi söyleyebilirim. Yine oyunu çok akıcı bir şekilde de oynayabiliyorsunuz RTX açıkken bile. Yani 80 FPS'de ortalamanın üzerinde bir performansı sergilediğini gösterebilirim. Son olarak da Valorant oynadım. Valorant aslında bilgisayarlar çok fazla zorlayan bir oyun değil ama yine de bunu deneyimlemek istedim. Özellikle birçok kişinin Valorant oynadığı için ve fiyat performans bilgisayarı aradığı için bunu da deneyimlemek istedim. Burada da 200 FPS'lik bir değeri aldım aslında Valorant tarafında. Yani gerçekten yüksek FPS değerlerine ulaşabiliyorsunuz. i5 11400H işlemcisi ve RTX 3050 Ti ekran kartıyla beraber yani gerçekten de performans kısmında problemsiz bir deneyim bizlere sunabiliyor. Windows tarafında da şöyle bir şey var. Siz kendiniz aldığında Fridos olarak geliyor ama içerisinde kolay bir şekilde Windows 11'de yüklemiş de yüklemişte bulunuyorum. Ben de Windows 11 ile beraber kullandığımı ve testlerde bununla beraber yaptığımı da hatırlatayım. Devam ettiğimde ise burada batarya kısmına bahsetmemiz gerekiyor biraz da. Batarya tarafında ise içerisinde 4 hücreli bir batarya bulunuyor ve 41 watt bölü saatlik bir bataryamız bulunuyor. E tabii ki oyuncu bilgisayarlarında batarya çok fazla önemli değildir. Çünkü genellikle en yüksek performansı sunsun diye sürekli şarja takılı bir şekilde kullanırız ama günlük kullanımda ne yapıyor derseniz de gayet güzel bir şekilde bilgisayarı kullanabiliyorsunuz. Ben yoğun kullanımda sabah burada yaklaşık olarak 10 civarı bilgisayar açtığımda öğlen saat 2-3 civarında %20 batarya uyarısı kaldığında hatırlıyorum bu şekilde de bir batarya performansı bulunuyor ama genellikle tabii ki şarja takılı bir şekilde kullandım çünkü en yüksek performansı deneyimlemek istediğim için de bu şekilde bir kullanım senaryom oldu. Bunun dışında 150 wattlık bir şarj adaptörümüz bulunuyor. Hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Yani bataryanız azaldığında bu şarj adaptörüyle birlikte hızlı bir dolum gerçekleştireceğinizi söyleyebilirim. Bunun dışında bir de ağ bağlantılarına bakmamız gerekiyor çünkü oyuncuların önemli bir noktası da ağ bağlantıları dediğim gibi. Burada Wi-Fi altımız bulunuyor. Bu sayede de aslında yüksek bir A bağlantısına da sahip olabiliyorsunuz. Zaten standart olarak Wi-Fi 6 da bu bilgisayarla beraber geliyor. Bluetooth tarafında ise burada Bluetooth 5.1 de destekliyor. E zaten gigabit ethernetin olduğunu da söylemiştim. Bu şekilde de yüksek internet bağlantısına sahip olabiliyorsunuz. Özellikle oyunlarda, rekabetçi oyunlarda ping sürelerinizde olabildiğince düşük bir şekilde sizlerle birlikte oluyor. Peki aslında bu bilgisayarı kimler tercih etmeli? Onlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle fiyat performans laptopu arayanlar için, öğrenciler için, mimarlar, mühendisler, tasarımcılar için, gamerlar için özellikle tabii ki de ve sonrasında günlük kullanıma uygun bir bilgisayar arayanlar için de gayet iyi bir bilgisayar olmuş Monster tarafında. Yani Monster Abra A5 V17.2 aldığınızda bu şekilde bir kullanım senaryonuz varsa bu bilgisayar tam da sizin için olabilir diye söyleyebilirim. Bunun dışında şöyle bir şey daha var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Ömür boyu ücretsiz bakım garantisini sunuyor burada Monster sizlere. Bilgisayarınız yaşı kaç olursa olsun burada Monster servisine gittikten sonra burada kendiniz bir bakım yaptırabilirsiniz ve bunu ücretsiz olarak da Monster tarafı sizlere sağladığında unutmayalım. Bir de şöyle bir hatırlatmak istiyorum burada. Tamamlayıcı garantimiz bulunuyor. Burada 4 farklı paketten dilediğinizi seçtikten sonra bilgisayarın başına gelebilecek olan kullanıcı kaynaklı tüm hataların hiçbirine ücret ödemeden de tamir edebileceğiniz bir Monster Notebook hizmetine de sahip de olabiliyorsunuz. Tabii ki bunu da ek olarak satın alabileceğiniz de söyleyebilirim. Bilgisayarın farklı bölümlerindeki paketleri de tamamlayıcı garanti altına alabiliyorsunuz. Dilerseniz de kapsamlı paketin 1 veya 2 yıllık seçenekleriyle bilgisayarın tümünü de koruyabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği de bulunuyor en azından Monster' abro modeli için şimdi bunu söyleyebiliyorum. Son olarak da fiyattan bahsetmemiz lazım. Burada da 17.899 liralık bir fiyat etiketimiz bulunuyor. Ben sunduklarıyla özellikle RTX 3050 Ti olduktan sonra sunduğu oyun performansından ve özellikle işlemciyle birlikte uyum içerisinde çalışmasıyla gayet beğendiğim bir bilgisayar oldu. Eğer sizler de bu modele yakından bakmak ve detaylarını öğrenmek istiyorsanız da açıklamalar linkindeki linki tıklayarak da kendiniz de buradan bilgisayarı konfigüre edebilir ya da bu versiyonla bilgisayarı da satın alabilirsiniz diyelim. Peki sizler nasıl buldunuz burada Monster Abra A5 V17.2 modelini? Dediğim gibi ben gerçekten çok beğendim. Eğer sizler de beğendiyseniz, satın aldıysanız ve satın almayı düşünüyorsanız da yorumlar kısmına kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.